Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alel hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ademu, insanların babası olan Adem aleyhisselam fis semai dünya, dünya semasındadır. Dünya semasındadır. Turadu aleyhi a'malu ümmeti, onun evlatlarının, insan neslinin amelleri ona arz edilir, gösterilir. Onlar hep haberdar edilir. Ve Yusufu fis semâi sâniye. Yusuf aleyhisselam ikinci semadadır. Ve ibnel hâle Yahya ve İsa, teyze çocukları olan İsa ve Yahya aleyhisselamlar ise fis semâi sâlife, üçüncü semadadır. Ve İdris'e ve İdrisu fis semâi errâbi'a, İdris aleyhisselam dördüncü semadadır. Ve Harun fis semail hamise, Harun aleyhisselam beşinci semadadır. Ve Musa fis semail sadise, Musa aleyhisselam altıncı semadadır. Ve İbrahimu fis semail sabi'a, İbrahim aleyhisselam yedinci semadadır. Şimdi biz bu peygamberleri Kur'an'dan biliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta da bunlarla konuştu. Başka zamanda peygamberimiz istediği zaman gezebiliyor. Hatta bırak peygamberimizi, peygamberimize güzel ümmet olan herkes buraları görebilir. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi'yi bunlardan biri olarak görüyoruz. Yunus Emre'yi bunlardan biri olarak görüyoruz. Mevlana Hazretleri diyor ki, onun sözü bu. Ne zaman diyor sema katlarını dolaşsam Türkmen kocasının izini buldum, gördüm. Yani Yunus Emre benden evvel gitmiş oralara diyor. Öyle söylüyor. Çok basit bir işmiş gibi. Evet, böyle Evliyaullah oraları görüyor. Peygamber her zaman, istediği zaman görüyor. Şimdi Adem aleyhisselamdan biz başlayalım bu hadisi açıklamaya. Ademu, Adem aleyhisselam. Neden Adem denildi buna? Neden Adem? Min edimil ard, yeryüzü toprağından yaratılmıştır da ondan. Yeryüzü toprağından yaratıldığı için Adem denilmiştir Adem aleyhisselama. Gümüşhane Hazretleri öyle söylüyor. Veyahut da Adem aleyhisselam çok yakışıklıymış, güzel adammış. Şimdi Yusuf aleyhisselamın güzelliği dillere destan, biliyorsunuz. Fakat Yusuf aleyhisselam Adem aleyhisselamın güzelliğinin üçte biri kadar güzelmiş. Öyle söylüyor burada. Yusuf aleyhisselam güzelliği Adem'in güzelliğinin üçte biri kadarmış. Yusuf aleyhisselamı görünce hanımlar bıçağını da biliyorsun elme doğrayacağına elini doğramış. Elmenin kabuğunu soyacağına ağızları açık kalmış. Yusuf aleyhisselam güzelliğine bak. Sanki elmayı soyacağız diye ellerini doğramışlar. Haberleri yok. Kur'an'da var bu. Adem aleyhisselam onun üç katı güzelmiş. Güzelliğinden dolayı Adem demişler. Beyaz ve kırmızı karışımı güzel şeysi varmış. Siz ona ne diyorsunuz? Buğday rengi mi diyorsunuz? Öyle diyor. Adem aleyhisselam, şimdi biraz bu konuyu açalım. Allah Celle Celaluhu alemi yoktan yaratmıştır. Yaratmıştır. Önce levhu yaratmıştır. Sonra arşı yaratmıştır. Arşı su üzerindeydi. Sonra kürsiyi yaratmıştır. Kürsisi arş içindeydi.
Bunları Tecrid-i Sarih, Cumhuriyet Hükümeti'nin resmen bastırdığı 9. cilt 7. gene Cumhuriyet Hükümeti'nin resmen bastırdığı Elmalı Hak Dini Kur'an Dili yazır hocamızın 2. cildinin 856. sayfasında bulabilirsiniz söylediklerimi. Ayetleri tefsir. Başka Arapça tefsirlerde de var da size kaynak veriyorum. 7 kat gök, bunların büyüklükleri, bakın şimdi, 7 kat yer ve 7 kat gökün büyüklükleri kürsi yanında, evet, kürsi yanında ancak çöle atılan yüzük halkası gibidir. Böyle hadis var. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde bir fizik profesörü bana bunu sordu. Araştırmalarında böyle bir şeye rastlamış, böyle bir hadis var mı dedi, var dedim. Adam durdu böyle. Yaptığı araştırmalarda buna işaret, dünyanın şeyini araştırıyor. Evet, öyle diyor. 7 kat gökün büyüklükleri kürsi yanında çöle atılan yüzük halkası gibidir. Arşın kürsüye göre büyüklüğü, çölün halkaya göre büyüklüğü gibidir. Tecrid 9. cilt 7. sayfa, bakabilirsiniz. Allah gökleri 6 günde yarattı. Ayet var böyle. Sonra ayırdı. Fefetaknâhüme. Sonra ayırdık diyor. Şimdi artık astronomi ilmiyle uğraşanlara gerisini bırakıyoruz. Dünyanın ayrıldığını söylüyorlar zaten. Kitleydi şöyle. Aynı bizim Kur'an'daki bilgiler de öyle. Melekleri nurdan yarattı. Sonra cini, şeytanı alevli ateşten yarattı. Sonra sudan hayvanları yarattı. Sonra insanı topraktan yarattı. Toprağın yaratılışı görüyorsunuz en sonra. İnsanın yaratılışı en sonra. Hicr suresi 26. Adem aleyhisselamı cuma günü yarattı. Âl-i İmran 59. Cuma günü cennete koydu. Cuma günü cennetten çıkardı. Cuma günü kıyamet kopacak. Buhari Müslim hadisi. Evet. Cuma günü önemli. Her cuma vahşi hayvanlar bile birbirlerini haberdar ederlermiş hadis-i şerife göre. Allah sayı ederse okuyacağız burada. Ey arkadaş, bugün cuma, haberin olsun, kıyamet kopabilir, dikkatli ol diye uyarırlarmış. Müminler de cuma gününe çok önem vermeli, tövbe istiğfar etmeli, hazırlıklı olmalı, gafil avlanmamalı. Evet, bunların faydası o. Hazreti Havva her doğum, onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yarattı. Yeryüzüne indikten sonra Hazreti Havva her doğumda biri kız, biri erkek ikiz doğururdu. Şimdi ben tefsirlerde olan bilgiyi arz ediyorum. Bu bilgiyi verince bazıları diyorlar ki kardeşi kardeşle evlendirdin sen. Bilgi böyle. Benim elimde bir şey yok. Birinci batınla ikinci batınla doğan oğlanla kız evlenirdi. Başka insan yok çünkü o zaman yeryüzünde. Kiminle evlenecek? Nesil nasıl türeyecek? Allah neslin türemesini insanların çiftleşmesine bağlamış. Birinci batınla sonraki batında kızla oğlan birbirleri evlenirlerdi. İlk olarak Hazreti Nuh aleyhisselam zamanında kardeşlerin birbirleriyle evlenmesi yasaklanmıştır. O zamana kadar caizmiş. Bilgilere göre böyle. Adem aleyhisselam 1000 yıl yaşamış. Taberi'ye göre, bizim gördüğümüze göre Adem aleyhisselam zamanında nüfus 40 bine ulaşmış. Yeryüzünde nüfus 40 bine ulaşmış. Hazreti Adem aleyhisselam hayvanlarla konuşurdu. Tayyi mekan sahibiydi. Yani tayyi mekan demek, bizim Evliyaullah'tan çok var biliyorsunuz. Allah hepsine rahmet eylesin geçmişlerimizin. Bakıyorsun adamı burada görüyorsun, bakıyorsun Kabe'de tavaf ederken görüyorlar. Bir kısmı diyor ki oradaydı, hayır buradaydı. Böyle büyükler var biliyorsunuz. Nideli bir evliya da bunlardan birisidir.
Hurma da, hurma getirirmiş taze dalından koparılmış kış gününde zemveride. Öyle evliya var. Çok var böyle. Mesela şeyde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin valiliği bırakıp kendisini tasavvufa vermesine sebep olan olayın kahramanı Eskici Baba Üftade Hazretlerinin adamı bir adamı bir anda götürüyormuş Kabe'ye, tavaf edip getirmiş. Bu zabıtlara geçmiş, beraat vermiş eline. Böyle olaylar var. Biz keramete inanırız. Ehl-i Sünnet inancında olanlar keramete inanırız. Ancak bunu istismar etmemek lazım. Keramet öyle ucuz bir nesne değil. Pahalı bir şey. Fedakarlık istiyor. Yunus Emre, Yunus Emre olmak için 40 yıl hocasına eğri odun götürmemiş yahu. 40 yıl hizmet etmiş. Şimdi bizim adamlarımız bir Ramazan'da namaz kılıyorlar, hemen uçmak istiyorlar. Keramet bekliyorlar. Yok öyle. O kadar ucuz değil bu iş. Hani bazıları biz evliyayız, keramet sahibiz falan demeye getirmesinler. Pahalı bir iş bu. Öyle çabuk verilen bir şey değil. Biz keramete inanırız. Tayyi mekan bir anda zaman kavramını kaldırıp istediğin yere ulaşmak demek. Süleyman Aleyhisselam Kur'an'da var bu. Rüzgar emredermiş, bir aylık yola bir anda götürttürürmüş adamı. Bir anda götürttürürmüş. Bak bahsettik ki Hud Aleyhisselam da rüzgar istediği yöne estirirmiş. Peygamberlerden olursa buna mucize deriz. Ona tabi güzel ümmet olan salih içi dışı tertemiz insanlara da Allah peygamberinin kerametini, mucizesi keramet olarak veriyor. Ona keramet deriz. Evet, Adem Aleyhisselam hayvanlarla konuşurdu. Tayyi mekan sahibiydi. Susuz yere böyle vurunca asasıyla su çıkardı. Ağaçları işaretle yerinden kaldırırdı. Bunlar hep peygamberimizde var, biliyorsunuz. Yerden su çıkarmak kolay. Tebük seferinde Hudeybiye anlaşmasında yandık ya Resulallah demişler. Yandık, susuzluktan kavrulduk. Şöyle uzatmış parmaklarını. Parmakların arasından Tebük'se 30 bin askeri doyuracak, kaplarını dolduracak hayvanların içeceği su fışkırmış. Peygamberimizin. Hadi sen de etten bir su fışkırt bakalım. Etten su fışkırt. Peygamberimizin mucizeleri daha büyük. En büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim zaten. Evet. Ağaçları mesela Mekke dışında gezerken çobana rastlamış. Demiş ki çoban bir hayır işle. Nedir demiş çoban hayır dediğin? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Muhammed benim demiş. Birincisini bırakalım demiş. Senin peygamber olduğun kim inanacak ya demiş. Sen kimsin? Demiş benim peygamber olduğuma delil getirirsem inanacak mısın? Hadi demiş getir bakalım. Ağaçlara demiş ki gelin buraya böyle ağaçlara, köklü ağaçlara. Gelin buraya demiş. Kökleriyle, dallarıyla gelmişler. Neşhedü enneke Resulullah. Şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün deyince çoban peygamberimiz ayağına secdeye kapanmış. Kalk demiş kalk. Bizde kula secde edilmez. Yaradan'a secde edilir. Kalk. Böyle olay var. Yani bunları peygamberimiz Hazreti Ali duymuş. 7 yaşında Müslüman olmuş. Peygamberimiz onu alıyor Mekke'de. Kırlara bayırlara gidiyorlar beraber. Hazreti Ali naklediyor. Kayaların yönünden geçerken kayalar selam veriyordu. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diye. Ben vallahi duyuyordum bu selamı diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaçlar konuşuyordu. Daha. Böyle yani Adem Aleyhisselam'da da var bu. Avucunda taşlar zikrederdi Adem Aleyhisselam'ın. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye doğru geliyormuş. Arapların, müşrik Arapların da Kabe kıymetli yeri, toplantı yerleri. Müşrik ileri gelenlere toplanmışlar. Karşıdan işlerinde Ebu Cehil de var. Karşıdan peygamberimizin geldiğini görünce dur demiş herkesin huzurunda şunu mahcup edeyim. Kurtulalım şundan. İnsanların gözünün değerinden düşsün. Bir avuç kum almış uzaktayken görmeyeceği şekilde. Arkasına elini koymuş. Demiş ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Söyle bakalım sen Allah'la konuştuğunu söylüyorsun. Göklerden haber getiriyorsun. Benim avucumda ne var? Gülerek söylüyor. Mutlaka bilemeyecek ve Mars olacak.
Peygamberimiz tebessüm ederek buyurmuşlar ki, senin avucundaki ne olduğunu mu söyleyeyim, senin avucundakiler benim kim olduğumu söylesin. Şimdi biliyor ya, kum var avucunda, kumun konuşması mümkün değil. Benim avucumdakiler senin kim olduğunu söylesin bakalım demiş. Yüksek perdeden başlamış kumlar, neşhedü enneke Resulullah, neşhedü enneke Resulullah. Şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Böyle korkmuş, böyle titriyor. Büyüledin bizi, büyüledin bizi, büyüledin bizi diyor. Nasipsiz adam inanamıyor yahu. İnanamıyor. Biz ne kadar şanslı insanız. Peygamberden böyle mucize görmedik. Yüzünde görmedik. Allah göstersin inşallah. İnşallah göstersin. Gene de gaybe inandık. Allah da Kur'an'da övüyor bizi. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin ellezine yu'minuna bil gaybi. Gayba inanırlar diye bizi övüyor. Peygamberi görmeden inandık. Cehennemi görmeden inandık. Bu şerefi muhafaza edelim. Peygamberimize ümmet olma şerefini, inancımızı muhafaza edelim. Ufak tefek şeylerden dolayı küfür filan etmeyelim. O şeref tepesinden, zirvesinden düşmeyelim. Allah bizi imandan ayırmasın. Evet, Adem Aleyhisselam avucunda taşlar zikrederdi. Buğday ekmiş. Aynı gün bitmiş, ikindin ermiş buğday. Boy atmış, başak atmış. Ondan sonra almış onu, öğütmüş, pişirmiş. Aynı gün Adem Aleyhisselam. Şimdi insanlar biliyor musunuz? Yemek pişince kadar sabrederler. Sabırsız olurlar. Soğuyunca kadar sabretmezler ya. Acaba cennette yediğinde ne o? Cennette yediğinden olduğu için cennetteki tadı dava mı diye acele edermiş. Ocakta pişerken insanların aceleciliği oradan gelmiş diyorlar. Adem Aleyhisselam böyle güzel bir insan. Bizim Ebul Beşar, bizlerin babası dünya semasında yaptığımız ameller ona arz olunuyor. İyileri görünce seviniyor. Kötü ameller gelince de üzülüyor. İyileri sağ tarafına bakınca görürmüş. Buradaki bilgiler öyle, gümüşhaneli öyle arz ediyor. Sağ tarafına baktığı zaman iyileri görüyor. Soluna baktığı zaman da inançsızları, kötüleri görüyor diyor. Öyle üzüntülü olduğu zamanlar da, sevinçli olduğu zamanlar da var. Şimdi burada şu itiraz yapılabilir. Onu da cevaplamış. Kafirler öldüğü zaman onların ruhları yükselmez. Cehennemin dibine gönderilir diye ayet var. Sen Adem Aleyhisselam'ın kafirleri de gösterdin ya. Hayır, öyle değil. Adem Aleyhisselam kendisi yukarıda baktığı zaman görüyor onları. Cehennemdekileri de görüyor. Böyle açıklama getirmiş. Veyahut da amelleri arz olunduğu zaman kafirlerin ruhlarını gösterip yine yerine döndürüyor şeklinde de yorumlayabiliriz demiş. Yusuf Aleyhisselam ikinci semadadır. Şimdi buradan dersler var bize. Yusuf kelimesiyle Esef kelimesi aynı kökten. İsim verirken güzel vereceksiniz. Esef ne demek? Üzüntü demek değil mi? Yusuf Aleyhisselam hayatına bakıyorsunuz. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Yani çocuklara babaların güzel isim vermek mecburiyeti var, görevi. Eğer anlamsız, kötü isim verirsen çocuğuna, o bilmez ki beşikte daha küçücük. Mahşerde davacı olacak. Neden bana kötü isim verdin diye. Bir de bu var. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın Esef kelimesiyle ilgisi var. Buradan ben bunu hatırlattım size. Bununla ilgili peygamberimizin sözü var ama peygamberdir. Peygamberdir. Hiç biz onlara dil uzatamayız. Ama bize bazı ipuçları veriyor peygamberimiz. İşte Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri çekemedi. Analar babalar evlat arasında adaletsizlik yapmazlarsa böyle olur. Bize o dersi veriyor Allah. Çocuklar arasında adalet yapacaksın. Kayırdın mı? Bak, öbür kardeşler babası Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam kayırdı diye öldürmeye kalkmışlar. Mesele bu.
Yusuf Aleyhisselam peygamber olacak. Allah onu koruyor. İşte Mısır'da köle olarak satmışlar. Bildiğiniz gibi bir bakana hizmetçi köle durmuş. Onun hanımın çocuğu olmazmış. Yani adamın da iktidarsızmış. Neticede Yusuf Aleyhisselam güzel, işte olayları biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam orada dua ediyor. Allah'ım diyor, kadınların şerrindense beni hapse at, daha iyi diyor. Peygamberimiz bize ipucu veriyor. Allah'tan isterken Yusuf gibi istemeyin. Halbuki deseydi ki hapsi almadan, Allah'ım beni bu kadınların şerrinden kurtar, selamet ver deseydi, hapse girmeden kurtulacaktı diyor. Ağzından çıkanı yazdılar, kaktırıverdiler, gitti diyor hapishaneye. Evet. Yani da şimdi ben tabii lafı şuraya getireceğim. Çocuk var nur topu gibi. Ne güzel. Allah herkese hayırlı evlat versin. Evde tuz döken zamanı oluyor çocukların. Halıyı süpürmüş, temizlemiş, vazoları koymuş, sandalyeleri, masaları koymuş. Gelmiş o da devirmiş yemeği halının üstüne. Allah belanı versin deme hanımefendi. Deme hanımefendi. Veya bir işten Allah beni bunu kurtarsın da ne yaparsa yapsın deme. Bak Yusuf Aleyhisselam şundan kurtar da hapse gireyim dedi. Göğü soktu Allah. Allah büyük. Çok iste. Allah vermekten zevk alıyor. Sen de o Allah'a inanıyorsun. Öyle ne olursa olsun deme. Duadan bize bu şeyleri veriyor bunlar. Evet, bu peygamberler hakkında zamanı geldikçe sizlere şeyler vereceğiz. Yahya Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam teyze çocukları. Onların hakkında da size bilgi vereceğim. Evet, onları da bu hadiste bu kadar bizahatla yetineceğiz. Yeri gelince inşallah onlar hakkında da size bilgi vereceğim. Cenab-ı Hak cümlemizin imanını kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin. Ömrümüzü uzun eylesin. Rızkımızı helalinden bol eylesin. Cenab-ı Hak bizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nurlu sözlerini yerine getiren, yüzü nurlu olan insanlardan eylesin.